Herkese tekrar merhaba. Tech'te hoş geldiniz tekrardan. Bugünkü konumuz Dynamic Import. Bundan biraz bahsedeceğim. Umarım işinize yarar. Yarayacağına inanıyorum en azından. Şimdi Sibelti kullanma amacımız bizim 20 satır 30 satır işte her ne kadarsa kod yazıp bunların compile olması. Bunların kısa bir compile sürecinden geçip aslında bu önemli değil kısa veya uzun sonucunda çıkarttığı bize size çok önemli bundle size'lar yani browser'ın browser render aldığı süre işte kullanıcının internetiyle indirmeye çalıştığı bundle size'lar çok önemli şurada gördüğünüz gibi işte bu bundle bundle.js'ler ne kadar küçük olursa veya ne kadar güzel bir şekilde parçalara ayrılırsa evet anahtar cümle bu ne kadar iyi parçalara ayrılırsa o kadar kullanıcı sadece e, istediği e, bölümleri indirmiş olur. E, bu da nasıl e, aslında gerçek hayat senaryosu nasıl? E, siz sürekli yani bu Svelte'i kullananlar, Angular'ı kullananlar, React'i kullananlar, Vue.js'i kullananlar e, sürekli to the app geliştirmeyecek. Yani bütün videolarda görürsünüz yani e, to the app, to the app, to the app. Yani to the app'te sorun yok zaten, to the app'i evet geliştiriliyor, problem yok. hani. Ancak gerçek hayat bir gerçek hayat senaryosunda sizin geliştirdiğiniz büyük bir uygulamada kullandığınız komponentler çok önemli. Komponentleri nasıl kullandığınız önemli. Yani bir yer bir yandan sonra işte 30-40 tane komponentinizin oluşup sayfanızın, sitenizin yaptığınız işin ilk yüklenme süresinin 3 saniye falan olduğunu gördüğünüzde ben ne yaptım diyorsunuz? Şimdi onu dememeniz için bu videoyu çekiyorum. Dynamic imports'lar bizim e, proje içerisinde kullandığımız komponentleri e, doğru bileşenleştirilerek, yani bunun İngilizcesi çok zor o yüzden Türkçesini söyledim, bileşenleştirerek e, gerçekleştirdiğiniz uygulamalarınızı doğru bir şekilde bundle'lara bölmenizi sağlıyor. ECMAScript'ten gelen bir şey biz bunu bugün rollup'a uygulayacağız ve eee de gerçekleştireceğiz. Hani büyük bir uygulama yapmayacağız ama göreceksiniz. Anlayacaksınız. Anlayacağınıza inanıyorum. Umarım güzel de anlatırım. Şimdi bunun için ne yapıyoruz? E, boş bir tane şey Svelte projesi bayağı bildiniz. daha önceki videolarda gördünüz. Eee geliyoruz. Aslında her şey çok basit. Şimdi bu format, output formatı şurada göreceksiniz bakın. Ee, export Default'un içerisinde Output. Bu Rollup'un output'unu ile ilgili ayarları barındırıyor. Format EFE, Biz bunu ECMAScript'in kısaltması yapıyoruz. Ardından File Bundle.js işaret ediyor. Bizim şimdi Çanklara böleceğimiz için projeleri ufak ufak parçalara biz bunu dir yapıyoruz ve bir tane dosyayı artık işaret etmeyi bırakıyoruz. Ee, Rollup tarafındaki ayarımız bu şekilde. Ama ufak bir ayarımız daha var. Publi'ye gidiyoruz. Bunu zaten tanımlamışım. Büyük ihtimal videodan önce deneme yaparken tanımladım. Bu normalde olmayacak bu şekilde. Yokmuş gibi varsayalım. Type'ını modül verelim. Gördüğünüz gibi modülü verdik. Burada da normalde build.js yazar. Bunu da main.js'e çeviriyorsunuz. Hepsi bu kadar. Yani index.html tarafında da yapacağımız hepsi bu kadar. Da ardından burayı kapatıyoruz bunları. Bir de e, göstereceğim şey Şimdi biz bu videoda birazdan Svelte Routing kullanacağız. Svelte Routing'i kullanırken Şöyle şeyler olacak mesela e, Şunu bir çalıştıralım Evet çalıştı Birazdan mesela bir tane component'imiz olsun. Mesela About diye component'imiz olacak Buna tıkladığımız zaman Bakın böyle bir hata almak istemiyoruz e, Bunu e, bize Svelte'in vermesinin, e, Rollup'un vermesinin Sebebi de e, bunun bir Single Page Application olduğunu belirtmemiz gerekiyor Start e, komutuna e, bu da şey olsun, e, ufak bir e, şey olsun, meyvesi olsun bu videonun. Hazır gelmişken anlatalım yani. E, şimdi işe işimize geçelim. E, bu videoda şey kullanacağız. npm install svelte-routing Değil mi? Evet, svelte-routing kullanacağız. O yüklenirken svelte-routing'in içerisinden neler kullanacağımızı da import edelim. Router'ı kullanacağız. Root'u kullanacağız. E, Navigate'i kullanacağız. Evet, nereden kullanacağız? Svelte Routing'den kullanacağız. Şunu kullanmayacağız. Ee, bu bölümü de kullanmayacağız. Haliyle H1 boşta kalacak. Bunu da kullanmıyoruz. Tamam. Şimdi e, main'imiz var. Main'imizde Svelte Routing'i kullanmak için e, bir tane router'a ihtiyacımız var. Bugün e, linter beni sevmiyor. Beni e, doğrulamıyor otomatik. Bir tane div açıyorum. Root açıyorum. Bir tane. Bunun bir tane peti olacak bu varsayılan default olsun ee, bu da neyi import etsin home'u import etsin ama şu an home gelmedi biz şuraya bir home import edelim ardından bu home alıp e, home componentimiz yok tabi gayet normal e, bizim şimdi bu videoda bir tane home componentine ihtiyacımız olacak bir tane about us nokta ihtiyacımız olsun bir de detail nokta svelte ihtiyacımız olsun e, app svelte geldim import home from şuradaki e, home.svelte'den import edelim bunu. Şimdi bunu bir çalıştıralım. Bakalım ne oluyor. E, bir şey yazmadı. E, homepage home page olsun bu. Detail page. About us page. Bakalım. Evet home page. Home page geldi. Sıradaki işimiz şu olacak. Bir tane daha root. Ee, ancak bu peti about olsun. About olsun. Şimdi gelenin dynamic imports nedir? Ee, daha doğrusu Svelte komponentini nasıl kullanılır? Biz daha önce condition'ları görmüştük ee, Svelte'de. Bu da e, yani conditionları iç döngülerini falan görmüştük. Svelte'de nasıl kullanıldığını biliyorduk. Bu çok benzer bir kullanıma sahip. Hatta bakın yazdığımız gibi çıktı. Hash işaretini koyduğumuz gibi çıktı. Evet'i kullanacağız. Evet'i bazı e, JavaScript i iyi bilen kişiler anlamıştır. Bir promise bekleyeceğiz. O promise resolve olduğu zaman kullanacağız. O promise de ne? Import dedik. Şöyle about as.svelte. Ardından den diyoruz ve komponent. Yani bunun resolve olmasını bekle. Şunu doğru yazalım. Bunun resolve olmasını bekle. Resolve olduktan sonra buradan gelen değeri component'a e ata. Buradan dönen şey de tamamen yani component'in klası e, dönecek bize. Ardından bunu nasıl kullanacağız? Svelte component diye, component diye e, bir e, şey var. Element var. Svelte'in içerisinde built-in gelen. E, bunu this propsuna props component'in default'unu veriyoruz. Şu anda bu ne yapacak? Biz about'a gittiğimiz zaman bunu dinamik olarak buraya yükleyecek. Ama e, biz bir event da istiyoruz. Bu da ne olsun? Şöyle olsun. On, click. Yani bir şey gibi davranalım buna. E, buton gibi davranalım. Bir link, bir sayfa linki gibi davranalım. Bu da e, yukarıda tanımladık mı? Evet, navigate. Navigate olsun. Bu da about'a gitsin. Şimdi e, şöyle yapalım. Go about. Tamam. Bakalım çıktı mı? Evet, çıktı. Şimdi network'ü açıyorum. <laughs> Biz bu dynamic import'u yaptıktan neden yaptık? Şimdi onu cevap alacağız. Şimdi sayfa yüklendi. Yüklendiği bir gördünüz. Bir mainjs geldi. Bir de main00 geldi. Bu ikisini gördünüz. Bunlar şey yani initial. Hatta şunun içerisinde de şey olması lazım. Home component olması lazım. Her neyse şu anda önemli değil. Biz go about'a bastığımız anda about'ın geldiğini göreceksiniz. Bakın 67 satır. Sadece about'ı yükledi bizim için. About'ın bir şeyin içine bir şeyler yazdığımız zaman bu büyüyecek. Şeyle bakalım. About'a gittik. Burada mesela detail'ı da burada çağıralım. Dedik ki mesela detail. Değil mi? Detail'ı da burada çağıralım. Ha detail geldi gördüğünüz gibi ama biz şöyle yapalım. Şuradan gidelim. Bakın about'a gittim. Detail daha sonra geldi. Yani ebatla birlikte yüklenmiş oldu. E, bu bize mesela siz sadece home yüklerken home yükleniyor. Siz sadece ebat yüklerken ebat yükleniyor. Home komponentiniz yüklemiyor, yüklenmiyor gibi avantajlar sağlıyor. E, bu gerçekten e, SEO ile ilgili SEO ile ilgili uğraşanlar bilir. Bu size PageSpeed Insight'da falan çok ciddi avantaj sağlıyor. E, yani şu anda bakıyorum Anlatmak istediğim her şeyi anlattım. Ya umarım birilerine fayda sağlamıştır. E, bence gerçekten önemli bir konu, Dynamic imports. E, i̇zlediğiniz için te çok teşekkürler. Görüşmek üzere.